Bonjour à tous. Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin adı le groupe des verbes yani Türkçesiyle fiil grupları. Bu derste sizlerle bugüne kadar öğrendiğimiz dersin başlıklarında veya içeriğinde gördüğümüz fiilleri hatırlayacağız. Sonrasında da fiil grupları nedir, neden çok önemli ve aslında işimizi nasıl kolaylaştıracak bunları öğreneceğiz. Bu dersi anlamamız çok önemli zira fiil çekimlerinin mantığını öğreneceğiz. Derse başlamadan hemen hatırlatalım. Dersleri kaçırmamak için kanala abone olup yanında çıkan zil tuşuna basmayı unutmayın. Ve dersleri faydalı buluyorsanız beğen tuşuna basıp daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için paylaşım yaparsanız sevinirim diyelim. Ve hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Evet, Fransızca öğrenmeye başlarken ilk hangi dersi görmüştük? Salue. Salue. Siz de benden sonra dışınızdan tekrar edin lütfen salüe ne anlama geliyordu salüe selam vermek bakın zaten kelimeler de birbirine benziyor salüe selam vermek bonjour bonsoir diyerek selam vermeyi öğrenmiştik peki sonra ne öğrendik görüşürüz diyerek bir ortamdan ayrılmayı müsaade istemeyi öğrenmiştik peki müsaade istemeyi nasıl söylüyorduk Fransızcada prendre congé prendre congé très bien Sonrasında da kendimizi tanıtmayı, adımızı söylemeyi görmüştük. Peki kendini tanıtmak nasıl diyoruz? Se présenter. Sonra hangi dili konuştuğunu söyle adında bir dersimiz vardı. Nasıl diyorduk o dersi? Dire quelle langue. Dire quelle langue. Hangi dili konuştuğunu söylemek. Benden sonra tekrar edin. Repete après moi. Dire quelle langue. Dire quelle langue. Sonrasında da ben Fransızca konuşuyorum, Çince konuşuyorum gibi cümleler kurmuştuk. Peki bir dil konuşmak nasıl derim? Parle une langue. Parle une langue. Une langue bir dil demek. Yani bir dil kısmına bir dil ekleyecek olursak. Mesela Fransızca konuşmak demek istersek nasıl yaparız bunu? Parle français. Fransızca konuşmak. Très bien. Ve mesela son olarak da ee, sayı saymayı öğrenmiştik. Peki saymak nasıl diyoruz Fransızca'da? Saymak. İkinci sayılar dersimizde görmüştük. Hatta dersimizin başlığıydı. Comte. Comte. Evet. Şimdi saydığımız bu fiillerin hepsini bir arada görelim. Bakın şu şekilde sıralanıyor. Şimdi burada cümle halinde görüyoruz. Ancak yanlarındaki kelimeleri alarak sadece fiillerimizi sıralayacak olursak da şu şekilde görünecektir. Bu fiillerden bazıları aynı, bazıları da farklı bir gruba ait. Ancak grupları nasıl belirliyoruz? Bu konuya giriş yapmadan öncelikle Türkçe'de fiil çekimi nasıl yapıyoruz bir inceleyelim. Şimdi Türkçe bir fiilimizi alalım. Mesela sevmek kelimesini alalım. Bizim yapmak istediğimiz şu. Sevmek fiilini alıp kişiye ve şimdiki zamana göre çekimlemek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Öncelikle sevmek kelimesinden master çıkartıp kökünü buluyoruz. Masterekimiz fiilin sonunda yer alan mek mak ekiydi. Sevmek kelimesinden mek mak ekini çıkarıyorum. Böylece de fiilin kökünü buluyorum. Sev. Şimdi ben bu kökü de alıyorum ve ben, sen, o kişilerin de çekimliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Zaman ve kişi ekini koyarak yapıyorum. Ne demek istiyorum? Hemen inceleyelim. Ben için seviyorum diyorum. Sen için seviyorsun. O seviyor diyorum. Yani your kısmını zamandan ötürü hepsinde aynı bırakıyorum ama ben, sen, o için eklenen ekler farklı gördüğünüz gibi umsun veya hiç ek almamış o kişisinde. Şimdi Fransızca içinde aslında aynı şey yapacağız. Kökü bulacağız. Sonrasında da sonuna bazı ekler koyacağız. Peki onlar da mekmak eki yerine ne kullanıyor? Bunu görelim. Bakın biraz önceki fiil listemizi görüyoruz. Şimdi benim istediğim bu fiilleri ikiye ayırmak ve böylece de kökünü bulmak. Gördüğünüz gibi fiillerin bazılarında son kısım aynıyken bazılarında farklı. Yani fiilin sonundan bahsediyorum. İşte asıl fiil grupları dediğimiz konu da bu noktada devreye giriyor. Fiillerin sonuna aldığı eklere bakarak fiilleri gruba ayıracağız. Peki şimdi sizden son kısımlara bakmanızı istiyorum. Bakın saluer, se présenter, parler ve compter. Kelimelerin sonundaki ortak harflerimiz neler? E ve R harfleri. Yani Fransızca söyleyecek olursak Ö ve R harfleri. Peki mesela bakalım. Prendre kelimesini görüyoruz. Tek başına kullanıldığı zaman bu kelime almak anlamına geliyor. Bunu da hemen öğrenelim. Prendre, almak. Bakın bu fiilin sonu daha farklı bitiyor. D, R ve Ö harflerini almış. Peki başka ne görüyoruz? Dir. Bakın dir. E ve R yerine R ve E harflerini almış. Yani sıralaması daha farklı. E, R değil, R, E. Demek ki yine bu fiilimiz de farklı bir gruba dahil olacak. Şimdi Fransızca'da sevmek fiilinde yaptığımız gibi bir fiilini alalım ve kökünü ayıralım. Salue kelimesini alalım mesela. Fransızca'da fiiller de aynı masarı eki ve kökü gibi ayrılıyor. Salue kelimesinin sonundaki ö, harfleri fiilin terminezon dediğimiz bitiş kısmı. Terminezon. Benden sonra tekrar edin lütfen. Repete après moi s'il vous plaît. Terminezon. Ter. Mi. Ne. Zon. Yani fiilin bitişi anlamına geliyor. Bizdeki master eki gibi düşünebilirsiniz. Peki geriye kalan kök için ne diyoruz? Radikale. Radikale. Yani fiilin kökü. Bizim örneğimizde ö er fiilin terminezonu iken salü kısmı fiilin radikali. Şimdi bu noktadan sonra yapacağımız şey fiili bir gruba yerleştirmek. Böylece de o grup nasıl çekimleniyorsa o şekilde çekimlemek. Yani aslında şunu bilmeniz gerekiyor. Fiili gruplara ayırmak aslında işimizi oldukça kolaylaştıracak bir durum. Mesela et ve ava fiilleri düzensiz fiiller grubunda yer alıyor, yani herhangi bir düzeni yok herhangi bir gruba dahil değiller. Bu yüzden de her bir kişi için farklı bir çekimi vardı hatırlarsanız. Ama fiilleri gruplara dahil edebilmek aslında dilin ezberlememizi gerektiren kısmını kolaylaştıran bir durum. Fransızca'da da üç tane fiil grubumuz var. Bu grupları da sırasıyla öğreniyor olacağız. Burada şunu düşünelim. Biz Türkçe konuştuğumuz için hiçbir çekimlemeyi, işte kökü çıkartayım, şimdi de sonuna dur zaman ekini, kişi ekini ekleyeyim, hangi kişi ekini ekleyecektim diye düşünmüyoruz. Bu şekilde yapmıyoruz. Üzerinde hiç düşünmeden çekimleyebiliyoruz. İşte Fransızca içinde bu şekilde olacak. İlk başta bazı düzenleri ezberlemeniz gerekecek. Ama sonrasında bunları otomatik olarak zorlanmadan yapabileceksiniz. Önemli olan pek çok cümle, kelime ve fiil görebilmek. Bununla ilgili size en büyük tavsiyem de şarkı dinlemeniz olacak. Size tavsiyelerimle ilgili bir video çekeceğim ama şimdilik şunu söyleyeceğim size ben sizlere topluluk sekmesinden şarkılar gönderiyor olacağım ve boşluk doldurma egzersizleri yapacağız hatta bir tane şu anda yaptık en etkili öğrenme yöntemlerinden biri de bu o yüzden lütfen ihmal etmeyin oraya çok az kişi katılım sağlıyor ama hepinizin katılımını bekliyorum ki ben de gönderilere devam edeyim Evet, dersimizin sonuna geldik. Burada fiil çekimlerinin mantığını öğrenmek oldukça önemli ki öğrenme sürecini de bilinçli hale getirelim. Son olarak dersleri faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve daha da büyümemiz için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Abiento.